hapşırmak, öksürmek ve hıçkırmak. Beynin mekanoreseptörden bilgiyi nasıl aldığını, sonra düzenli bir sistem içinde kasları kontrol ederek cevap verdiğini ve tüm bunların nasıl hapşırma, öksürük veya hıçkırmayı oluşturduğunu öğrenelim. Diyelim ki doğum günü olan bir adam var ve bu adam mumları üfleyip pastayı yemek için sabırsızlanıyor. Mumları üflemeden önce derin bir nefes alıyor. Sonra mumları üflemek için aldığı bu nefesi veriyor. Nefes almak için kuvvetli kaslara ihtiyacımız vardır. Bu kaslardan biri diyafram, diğeri ise kaburgalarımızın arasında dışa daha yakın olan kaslar. İşte bu iki kas grubu nefes almamızda bize oldukça yardımcı oluyor. Tabii başka kaslar da var bize nefes alırken yardımcı olan ama bu iki kası unutmamanızı istiyorum. Nefes vermenin pasif bir eylem olduğunu düşünürüz ama bunu yaparken de bazı kaslar bize yardımcı olur. Mesela kaburgalarımızın arasında içe daha yakın olan kaslar ve karın kasları her şey yolunda giderse, burada duran adam derin bir nefes alıp, mumları nefes vererek söndürme eylemini gerçekleştirebilir. Ve sonra afiyetle pastasını yiyebilir. Sizden bir şeyi unutmamanızı istiyorum. Bu bahsettiğim iki eylemde isteme bağlı gerçekleşiyor. Yani adam mumları üflemek istiyor ve bunu yapıyor. Peki istenmeden yapılanlar neler? İşte şimdi onları öğreneceğiz. Buraya istem dışı yazıyorum. İstem dışı olan eylemler bizim kontrolümüz dışında beynin kontrolünde gerçekleşenlerdir. İlk örneği göstermek için buraya bir burun ve ağız çiziyorum. Hava buradan, burundan ve ağızdan giriyor vücudumuza. Burada bazı sinirler var ve bu sinirlere mekanoreseptörler diyoruz. Bunlar oldukça hassas sinirler ve toz gibi maddeleri hemen hissedebilirler. Bu sinirler hoşnut olmadıkları bir şeyler hissettiklerinde hemen beyne bunu bildiren bir sinyal gönderirler. Beyin bu sinyalleri aldıktan sonra durumu halletmek için bazı şeyler yapar. Şuraya alçak kaslı olan damağa buraya da yüksek kaslı dili çiziyorum. Bu ikisi ağzı kapatmak için birlikte çalışırlar. Şurada da bu durumu rahatlıkla görebilirsiniz. Damak ve dilin arasında havanın girip çıkabilmesi için dar bir alan mevcut. Ama havanın çoğu çıkabilmek için bu yöne yani buruna doğru gider. Derin bir nefes verme durumunda havanın hangi yöne doğru gittiğini artık biliyorsunuz. İşte buna hapşırma diyoruz. Hapşırdığımızda vücudumuzun yaptığı şey bu. Basit bir şekilde söylersek hapşırma durumunda vücudumuz havayı buruna doğru iter ve oradan çıkması için onu zorlar ve bu hava çıkışı sonunda mekanoreseptörlerin hoşlanmadığı maddeler vücudumuzu terk eder. Yani hapşırma için burun aracılığıyla kuvvetli soluk verme diyebiliriz. İstem dışı gerçekleşen bir diğer eylem de öksürmek. Şimdi şuraya nefes borusu çizelim. Şöyle dalları da gösterelim. Nefes borusunun buralarında mekanoreseptörler olsun. Bu mekanoreseptörler hoşlarına gitmeyen bir şeyler hissettiklerinde beyne bunu sinyal göndererek haber verirler demiştik öyle değil mi? Aynı durum burası için de geçerli. Beyin sinyali alınca nefes borusunda onu rahatsız eden bir şeyler var diyecektir ve bu duruma müdahale edecektir. Nefes borusunun üst kısmında bir açıklık vardır ve bu açıklığın olduğu yerde ses tellerimiz yer alır. Her iki tarafa da eşit şekilde konumlanmıştır bu teller. Bu tellerin arasında gözüken küçük kara delikten de hava giriş çıkış yapar. Böylece konuşur ve şarkı söyleriz. Mekanoreseptörler burada hoş olmayan şeylerin olduğunu beyne iletti ve beyinde boş durmadı. Olaya müdahale etmek için bir şeyler yapması gerekir öyle değil mi? Beyin bazı kasları kullanarak buradaki delikten havayı çıkartmaya çalışır ve onu zorlar. Sonra kısa süreliğine ses tellerine kapanmalarını söyler ve böylece havanın giriş çıkışı engellenir. Peki şimdi ne olacak? Havanın dışarı çıkması lazım ama çıkış yolu kapalı. O yüzden hava çıkmak için buraya bir baskı uygular ve ardından ses telleri yolu açar ve hava kaçarcasına dışarı fırlar. İşte buna öksürme diyoruz. Bu öksürük için nefes borusundaki bir patlama da diyebiliriz aslında. Şimdi son örneğe gelelim. Son örnek hıçkırık. Buraya basit bir şekil çiziyorum. Buradaki mide ve midenin şuralarında da mekanoreseptörler. Bu sinirler beyne "Hey baksana, mide çok dolu." diye mesaj gönderirler. Sonra beyin duruma müdahale eder. Değil mi? Şuraya nefes borusu ve ses tellerini çiziyorum. Evet. Bu ses telleri havanın içeri girmesi için açık konumda. Yani nefes alıyoruz şu anda. Nefes alırken hatırlayın, dış kısımdaki kaslar ve diyafram bize yardımcı oluyordu. Bir birden bire ses telleri kapandı. Peki şimdi ne olacak? Ses telleri kapalı olduğu için hava artık içeri giremiyor. O yüzden hava ses tellerine çarpıp geri sekiyor. İşte bu duruma biz hıçkırmak diyoruz. Aslında hıçkırığın öksürmenin tam tersi olduğunu fark etmişsinizdir. Öksürükte nefes veriyoruz ve ses tellerini kapatıyoruz. Hıçkırıkta ise nefes alıyoruz ve ses tellerini yine kapatıyoruz. Bu ses tellerinin kapalı olma durumu uzun süreler almaz anlıktır ama bunca açıklamaya rağmen hıçkırığın asıl sebebini tam olarak hala bilemiyoruz bu hala bir muamma fakat hıçkırığın nasıl gerçekleştiği hakkında ufak bir bilginiz var artık